Ya bu Atatürk'e iftira atanlar herhalde sanlar ki bir kısım kendilerine destek olacak. Böyle arkalarında bir destek bulacaklar ama o kadar yalnızlaştılar ve itibarsızlaştılar Ya çok ki güzel söyledin İlkay. bir pişman olduklarını düşünüyorum ama işte o Planları suya pişmanlıkta düştü değil mi? çare Ya böyle etmiyor. bir böyle çirkin bir şeyin kim yanında olur ya da kim alet olur ki böyle çirkin bir şeye? Bak ben şimdi işi çok basic bir hale getireceğim. Bazı sanatçılar öldüklerinde, çok büyük sanatçılar öldüklerinde bize onlarla ilgili enteresan bilgiler geliyor. Enteresan. Kötü Mesela şeyler mi mesela yatak odalarıyla geçmişlerinden? alakalı, yaşadıkları ilişkilerle alakalı. Çok enteresan Doğru. bilgiler geliyor. Biz onları sadece hakkın rahmetine kavuştu diye deşifre etmemekten yanayız televizyoncu mantığında. Gazeteciler bile bak çok belden aşağı yazan gazeteciler bile bunu yapmazlar. Magazinci bile değil mi? Magazin Magazin habercisi. bu ülken bunu yapmaz ve bunu yapmazken sen Türkiye'nin değeri olan, Cumhuriyet'in kurucusu olan ve şu anda da hakkın rahmetine kavuşmuş olan, artık insanlıktan başka bir boyuta geçiyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan, kişisel olarak bir şey söylemiyorum bak o kadar. Birine dil uzatırsan senin yanında kimse olmaz. Onu geçip bir de onun kutsalına, annesine yaparsan seni böyle yalnızlaştırırlar. Kusura bakma. Arkana baka baka gidersin işte böyle. Şu Devlet Bey'in bilmiyorum burada söyledi mi söylemedi mi? Ben de tam Neyi? bir anda da gelen mesajlara bakıyordum önemli bir konuyla alakalı. Hı. Çok güzel de bir sözü var. Buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Hangisi? Bizi de çok seviyor bu arada Devlet Evet, Bey dinliyor değil biliyorsunuz. mi? Bizi Evet. tabii Aa, ne bizi kadar güzel. Nihat'cığım dedi sabahları böyle eğer evdeyken erken kalktığımda dedi mutlaka dedi sizi izliyorum. Bak bu ya bu şey adına çok güzel biliyor musun? Koltuğa oturanlar kibirli olurlar. Yani o koltuk adamın dengesini bozar. Tamam mı? Ya sen hani sahada inerken o isterken tamam. O isterken bir bakıyorsun simitçiyle simitçi oluyor, bakkalla bakkal, manav çobanla çoban, şoförle şoför vesaire ama Televizyon koltuktan izlemeye sonra gelince herkes belgesel izliyor. genelde tabii belgesel izler ve Hangi belgesel izliyor? siyasetçi Ankara'ya gidince de telefonlarını açmaz mesela. Eskiden öyleydi. Şimdi ben hiçbirini aramam etmem. Öyle bir şeyim de yok yani ama eskiden öyle bilirdik yani. Oy alana kadar oy aldı mı bir numara dağıtır mesela. Ankara'ya gidersen bak işte şu numaram bu kardeşim beni ara ne derdin sorunun varsa çözeriz merak etme. Adam da diyor ya ne güzel bir adam diyor. Bak oyunu gidiyor veriyor sandığa geçiyor o telefonu kırıyor biliyorsun patates at yeni hat geliyor adam ulaşamıyoruz. Şimdi yani bir siyasetçi düşün bak ben bir bu sıcaklığı bu samimiyeti gerçekten mesela bir parti başkanı çok önemli. Devlet Bey de gördü. Numan Kurtulmuş keza Numan, yine ben onu öyle. söyleyecektim. O da söyledi izlediğini. Burhan Hanımefendi, Kuzu yine eşidi. öyle. Çok değerli insanlar. Burhan Yani Kuzu. buradan da saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Devlet Bey'in söylediği bir cümle çok önemliydi bence. Yani dedi ki bu ülkede Abdülhamit Han'a da bak Abdülhamit Han'a da edilen küfre müsaade etmeyiz. Atatürk'e de edilen küfre müsaade etmeyiz. Abdülhamit Han da bizim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim. O kısmı yok. Çok uzunca bir Evet, konuşma. yani bak Arkadaşlarım bir kısmını aldı. Devamında Ben sosyal varmış. medyada gördüm. Devamında var. İşte benim demek istediğim bu. Yani artık bu toplumu bak. Siyonist proje bizi, tamam mı? Bizi böyle fındık kabuğunu doldurmayacak derecede öylesine aptal, saptal, ipe sapa gelmez tartışmalara bizi boğmuş ki bizim güya sözüm ona ilim üretecek, bilim üretecek, Türkiye'yi çağ atlatacak, muasır medeniyetler seviyesine ilimde bilimde Türkiye'yi önder yapacak, aydınlaştıracak gençliğimizde maalesef üzülüyorum bir kısmı da böyle aptal saptal tartışmaların içerisinde aydıncılık, karanlıkçılık oynuyor. Vay efendim türban olsun mu, olmasın mı? Ya cami mi iyidir, okul mu iyidir? Cumhuriyet mi iyidir, Osmanlı mı iyidir? Cumhuriyet mi kötüdür, Osmanlı mı kötüdür? Abdülhamit Han mı iyidir, Atatürk mü iyidir? Abdülhamit mi kötüdür, Atatürk mü kötüdür? Osmanlı mı kötüdür, Cumhuriyet mi kötüdür? Ya bunları toplasan güzel kardeşim fındık kabuğunu tartışmayacak. Size bizim millet olarak bu tartışmaların içine boğarken ya elin Amerikası dünyayı dizayn etmiş. Dünya dizayn ediliyor vesaire vesaire. Söyledik işte ya al bir cep telefonu. Şu marka cep telefonunun yıllık bütçesi bak dün mü söyledim ben? Dün söyledim. Şunun yıllık bütçesi senin Merkez Bankanın bak merkez devletin kasası ya Merkez Bankası. Devletin bütçesinden belki 3-5 kat daha fazla bunun sadece yıllık geliri. Bu acı işler acısı. Sen ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Benim gençliğim hala İslam'la mı alay eder?
Öbürü gider Atatürk'e küfür eder. Ya bunların hepsi maalesef bu Siyonistlerin bizim içimize attığı o ağacın içindeki kurtlar var ya, kurt. Kurdu atarsın ağacın içini oyar böyle. Bu tarz İçten içe yer bitirir, evet. Bu tarz fitneler bizim milletimizin içine atılmış kurtlardır. Hala bırakın artık bu işleri ya. Hele ki adına ilim bilim insanı ya diyen insanların bu tuzaklara düşmesi ya da piyonu olması bu tuzakların çok daha vehim. Sokaktaki vatandaş her şeyi düşünebilir. Kendisini bağlar bir dereceye kadar. Ama işi tarih, ilim, bilim olan insanların yatak odalarıyla, milli değerlerle, kutsal değerlerle uğraşması. O adamın o söylediğini hiç unutmayacağım. Senin çok vurgulayarak söylediğin gibi içler acısı. O adamın o söylediğini hiç unutmayacağım. Köşke gidip Afet İnan'ın yatak odası nerede diye soran zihniyeti hiç unutmayacağım, biliyor musun? Sana ne ya yatak odasının nerede olduğundan demezler mi adama? Büyüğümüz ve kaliteli lider Devlet Bahçeli'nin bu tutumunu da gerçekten gönülden tebrik ediyorum hemşerim Osman. Ya Devlet Bahçeli çok farklı bir adam, bak ben sana söyleyeyim. Yani Devlet Bey işte az önce bahsettiğim söylemler üzerinde yürüyen, Türk'ü Kürt'ü hiçbir zaman ayırt etmeyen, sahiplenen bir kavmiyetçi bir anlayışı güden. Çünkü son dönemde ülkücüler arasında böyle enteresan bir, çünkü ülkü nedir? İslam ülküsü, sonra Türkçülüktür. Yani önce Kur'an derler, sonra bayrak derler, ama son 10 yılda yapılan operasyonla birlikte hani ülkücü kardeşlerimiz içerisinde Kur'an'ı hani öteleyip yok sayan bir anlayış hakim olmuştu. Onlar sonra da zaten CHP vesaire geçtiler. Yani Türkçülük esası ya biraz. Devlet Bey o yüzden çok önemli. Hem devlet adına hem de millet adına çok önemli. Ben kendisini de ellerinden öpüyorum. En kısa zamanda da inşallah fırsat olsa kendisinde bir çayını içmek, buradan da. Ya ben de söyleyeyim, bir iletişimci olarak nacizane çok halk dilinde konuştuğunu, o deyimleri değil mi, anlattığı şeylerin çok 15 Temmuz'daki dik duruşunda asla tarihi unutmayacak. Bu millette unutmayacaktır. Allah ondan 100.000 defa razı olsun. Bak Rabbil Alemin ondan 100.000 defa razı olsun. 15 Temmuz'daki o dik duruşunu tarihlerde yazacaktır. Bunu da söyleyeyim kendisine. Yani milletinin yanında oldu. Millete döndü yüzüne. Tarih yazacak. Bir de Ağustos'ta da gördüm.